Eline de bir ver bir bakayım eline alalım. Biraz bir tanesini yapıyorum. Bekleteceğim sistemi. Yusuf Hoca nereye getirdiler? Vay görüyor musun? Orada şey yaptım, çekmedin yani. Yok şimdi, çektim biraz önce. Yapıyormuşsun gibi çekersin daha. Allah mübarek eylesin. Sağlık, baş, şifayla inşallah. Güzel bir yer Evet, bildiğiniz gibi bugün sağlık çalışanları olmak üzere ilimizde de aşı uygulamasına başladık. İnşallah hayırlı olur. Buradan tüm vatandaşlarımıza gerçekten bu konuyu önemsemelerini rica ediyorum. Çünkü toplumumuzun %65'i bağışık hale gelmedikçe biz bu salgından kurtulamayacağız. Bu nedenle biz de bugün aşımız olduk ve inşallah vatandaşlarımıza da örnek olur ve bugün gördüğünüz gibi sağlıkçılarımızdan da yoğun bir talep var. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızın dediği gibi tünelin ucunda ışığı gördük. Önümüzdeki 3-5 ay içinde bu salgından tamamen kurtulma umuduyla aşımızı bugün yaptırdık inşallah. Şu anda sağlıkçılar da oluyor. Evet, bugün sağlıkçılar da başladı. Şu anda kaç kişi oluyor? Yani Sayın Başhekim biz de isterseniz açıklayabilir. Herhalde talep topladık. %60'a yakın bir talep var. Evet. Toplam Malatya genelindeki personel, sağlık personeli de yine %60 üstünde bir talep var. Zaten %15'i bu hastalığı geçirmişti. İnşallah biz sağlıkçı olarak %65'i geçeceğiz diye düşünüyoruz. Tabii bunun tüm toplumda da bu oranın yakalanması lazım. Bugün sağlıkçılar, muhtemelen yarın veya bugün de yine başlayabiliriz. Öncelikli gruplara yapmaya başlayacağız. Yani yaşlı ve risk grubunda, çok yüksek düzeyde risk grubunda olan insanlara yapılacak. Ama aşılar bildiğiniz gibi Şubat'ın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon doz kadar ülkemize gelecek. Hem diğer BioNTech'in aşısı Pfizer'ın hem de şu an yaptırdığımız CoronaVac aşısı Çin'den gelen. Bu aşıların yeterli olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra risk grubuna göre giderek bir ay, bir buçuk ay içinde umut ediyoruz ki tüm vatandaşlarımız artık aşı yapabilir hale gelecekler. Bizim ülkemizdeki faz 3 çalışmasının ara raporunda %91.25 gibi çok yüksek bir etkinliği görüldü. Kesin raporu da bugünlerde yayınlanacak. Biz şunu söylüyoruz. Gerçekten şu an elimizde başka bir silah yok. Ve bildiğimiz eski yöntemlerle üretilen bir aşı, Sinovac aşımız, CoronaVac aşısı. O nedenle biz bu aşıya da güveniyoruz ve başka silahımız da olmadığı için bu pandemiyi atlatabilmek için tüm vatandaşlarımıza yapmalarını öneriyoruz. Bizim tek ümit kaynağımız ve bu hastalığı yenmemiz için en büyük etken aşı. O yüzden tartışmaya gerek yok. Herkesin bunu yaptırmasını istiyoruz. Burada iki tane mesaj daha vermek istiyorum. Özellikle vatandaşlarımız, aşı olması gereken vatandaşlarımız geldikleri zaman mutlaka randevu alıp hem burada yığılmayı önlemek için hem de daha rahat şartlarda aşının yapılabilmesi için randevu ile gelmelerini biz talep ediyoruz hastanemize. Aşılamanın daha seri bir şekilde yapılması için. Bizim olmazsa olmazımız aşı. Çünkü yaklaşık 1/4 sağlık personellerinin enfekte oldu. Bizim bunda kurtulmamız için tek çaremiz aşı. Onun için talep de fazla. İkinci doz da vurulacak.
Mutlaka. Ne zaman? Mutlaka. 28 gün arayla. Şimdi şöyle aşı yapıldıktan sonra hemen işte biz bu işi bırakmıyoruz. Tedbirlerimizi bırakmıyoruz. Kurallara uymaya devam edeceğiz. Çünkü vücudumuz buna bir cevap oluşturacak. O cevap bizi bu virüste koruyacak. Onun için tedbirlere devam. İkinci doz aşı yapılıp vücudumuz yeterli immünite oluşturana kadar tüm önlemlere devam edeceğiz.